Merhaba sevgili seyirciler. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Malumunuz şu anda her ne kadar miladi olarak Haziran ayında olsak da hicri olarak Zilkade ayının sonlarındayız. Zilhicce ayı çok yaklaştı. Biliyorsunuz Zilhicce ayı hac ve kurban ayı demek. Bu ay hem hac ibadeti açısından hem de kurban ibadetinin yerine getirilmesi açısından büyük önem arz ediyor. Günümüzde vakıfların en önemli hizmetlerinden birisi de kurban ibadetinin yerine getirilmesi. İhlas Vakfı da bu konuda büyük bir hizmet yerine getiriyor. Bugün İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey ile hem İhlas Vakfı'nın kurban hizmeti hakkında hem de kurban hadisesinin tarihçesi hakkında konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Vakfımızın kurban hizmetleriyle alakalı hem de kurban hadisesinin tarihçesiyle alakalı seyircilerimize neler anlatacaksınız? Peki efendim. Şimdi efendim dediğiniz doğru. Gerçekten Zilhicce ayı yaklaştıkça, yani kurban kesim günleri yaklaştıkça, bayram günleri yaklaştıkça bizim heyecanımız da zirveye doğru ulaşıyor. Çünkü bizim yaptığımız en önemli hizmetlerden bir tanesi diğer vakıfların olduğu gibi kurban kesimi. Fakat bizim yaptığımız hizmet vekaleten kurban kesimi. Yani bu şey çok önemli. Vekalet vermeden vatandaşın kurban ibadeti dinimize göre yerine gelmiyor. Biz muhakkak ve muhakkak vatandaşımızdan vekaletini alıyoruz. Hem web sitemiz üzerinden hem de telefonla veyahut da bizzat kendileri gelirlerse yüz yüze efendim kurban vekaletini alıyoruz. Mesela bizim web sitemizin adresi nedir? www.ihlasvakfi.org.tr. Şimdi vatandaşımız buraya girse efendim karşısına kurban sekmesini tıkladığında bir vekalet formu çıkacaktır. Bu vekalet formunu doldurmadan asla ve kata ilerleyemez. Parasını yatıramaz. Yani vekalet formunu doldurmayanın parasını biz kabul etmiyoruz. Siz avukatsınız. Tabii efendim. Biz müvekkillerimizden vekalet almadan onların namına herhangi bir iş veya işlem yapamayız. Ya bu dünyada bile, yani dünya işlerinde bile vekaletsiz iş kabul edilmiyor. Mutlaka. Efendim dinin de bir kaidesi, bir kuralı var. Öyle değil mi? Evet. Efendim kurban ibadetini bizzat sen yapamıyor isen o zaman nasıl yapacaksın? Vekalet vermek suretiyle bir başkasına yaptıracaksın. Vekalet almadan biz kurban kesmiyoruz. Dolayısıyla bizim kestiğimiz kurbanlarımız dinimize uygun olarak kesiliyor ve yapılıyor. Bu vekalet hem yazılı hem sözlü olarak herhangi birisiyle alınabiliyor değil mi? Evet, evet efendim. Bizim vakfımızın görevlileri var. Bu görevliler o vekalet formunda yazıyor. Telefonla aradıkları zaman da telefonla da verebilirler. 0212 451 49 çift 0 numarasından, tekrar ediyorum, 0212 451 49 çift 0 telefon numarasından arayıp bizim görevlimize, efendime söyleyeyim, vekaleti verebilirler. Ve biz vekalet formumuza, biz 5 ülkede keseceğiz bu sene kurbanlarımızı. Uganda'da, Çad'da, Sudan'da, Somali'de ve Afganistan'da. Her ülkede görevlendirdiğimiz ekip başlarının isimlerini muhakkak vekalet formumuza yazdık efendim. Yani vatandaş o vekalet formunu okuyup tekrar ettiği zaman bizim yetkilimize umumi vekalet vermiş oluyor. Hatta vacip olan bayram kurbanını kestirecek ise vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya falan şahısları umumi vekil tayin ettim diyor. Efendim umumi vekil tayin edince biliyorsunuz umumi vekalette o vekaleti alan şahıs bir başkasını da vekil edebilir. Tabii. Mesela biz şöyle yapıyoruz kestiğimiz kurbanlarda. 7 kişi için bir hayvan satın alıyoruz. Bu 7 kişinin isimleri belli oluyor. Efendim ne diyoruz? Bu isimleri okuyor. Görevlimiz okuyor. Diyor ki falan 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 falanın
vacip olan kurbanlarını kesmek üzere seni vekil tayin ettim diyor şeye, kasaba. Kesecek olan, evet, şahsa. Kasap da diyor ki kabultü, yani ben de kabul ettim, evet, diyor. Kasap bıçaktan Bismillahi Allahu Ekber diyerek kurbanı kesiyor. Tabi bu arada da videosunu alıyoruz ve kurban vekaletini veren vatandaşımızın cep telefonuna videosunu, kurban kesim videosunu gönderiyoruz. Yani bunu muhakkak ve muhakkak yerine getiriyoruz. Hiç ihmal etmiyoruz. Yani biz bize emanet edilen vekalet kurbanlarını emanete hıyanet etmeden layıkı ve çile dinimize uygun bir şekilde kesiyoruz. Kesmemezlikte asla ve kata yapmıyoruz. Efendim mesela şimdi iki tane arkadaşımız mesela Çat'ta, iki tane arkadaşımız Uganda'da, inanır mısınız bize şeyleri gönderdiler. Videoları, ben de seyrettim. Çalışmaları, evet, gönderdiler. Hı-hı. Hayvanın ağzını açıp, kapak atmış mı, kapak atmış mı, atmamış mı bakıyorlar. Yani gözünde körlük var mı? Evet. Kurban mesela, olmaya mani bir vasfı, evet, var mı? Onlara bakıyorlar. Kör hayvana rast geldiler mesela, onu videoda bize gönderdiler. Elleriyle böyle yapıyor. Hayvanda hiç hareket tepki yok. Tepki yok, evet. Ha, bu kör, bundan kurban olmaz diyorlar. Efendim dişini atmamışsa, yani yeni dişleri çıkmamışsa, kapak atmak şu demektir efendim. Alttaki iki dişi vardır hayvanın. 2 yaşını doldurduğu zaman bu iki diş düşer, yerine yeni iki diş çıkar. Yeni çıkan iki diş biraz şöyle kazma gibidir, daha büyüktür. Evet. Efendim oradan anlaşılır kapak atıp atmadığı. Bizim halkımız kapak atmak diye tabir ediyor onu. Eğer kapağını atmışsa 2 yaşını muhakkak doldurmuştur. Kapağını atmamışsa 2 yaşını doldurup doldurmadığı şüphelidir. Dolayısıyla biz hayvan alımı yapan arkadaşlarımıza, hayvan alımı yapan kardeşlerimize şu talimatı verdik. Kapağını atmamış ise ne derlerse desinler. Yaşı İşte bu 2 yaşını doldurdu, 2,5 yaşını doldurdu, 3 yaşını doldurdu. Çoğu satıcılar öyle derler. Hiç itibar etmeyeceksiniz. Eğer 2 yaşını doldurmuş ise küpesini takacaksınız. Tamam. Evet. Damgasını vuracaksınız. Özel damga yaptırdık. Damga şey yapıyoruz, vuruyoruz hayvanlara. Onları ayıracaksınız. Ve biz vatandaşlarımızın vekaletlerini o 2 yaşını doldurmuş kurbanlık vasfına haiz olan hayvanlardan keseceğiz. Ne güzel. Evet. Vekalet veren izleyicilerimiz bu konuda müsterih olabilirler. Olabilirler. En güzel hayvanlar seçilip kendileri, evet, namına kesilecek, evet, ve bu husus videoyla, evet, kendilerine gönderilip bildirilecek. Evet efendim. Ve bu bayramdaki sloganımız da şudur. Yaradana kurban, yetimlere bayram. Bayram. Çok güzel bir, evet, slogan. Efendim. Sloganımız da bu. Neden yetimlere bayram? Çünkü Afrika'da yetimhanelerimiz var. Kestiğimiz kurbanları o yetimhanelerimizdeki yetimlere yedireceğiz. Efendim oralara dağıtacağız. Yine Afrika'daki medreselerde okuyan, efendim Kur'an-ı Kerim kurslarında okuyan öğrencilerimize dağıtacağız. Afganistan'da 117 tane külliyemiz, Kur'an-ı Kerim kursumuz var. O Kur'an-ı Kerim kursunda okuyan efendim öğrencilerimize dağıtacağız. Çünkü okuma yazma öğreniyorlar. Evet. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar, temel dini bilgilerini öğreniyorlar, onlara dağıtacağız. Ayrıca 750 tane yüksek öğrenim öğrencimiz var. Efendim 13 tane yurdumuz var. Buralardaki öğrencilerimizin et ihtiyaçlarını karşılayacağız. Şimdi gelelim ikinci sualinize. Kurban hadisesinin, evet, tarihçesi. Yani ilk, evet, insan, ilk peygamber Adem atamızdan itibaren aleyhisselam. Bu kurban hadisesi nasıl olmuş? Seyircilerimize, evet, ondan da bahsedebilirseniz. Hay hay. Şimdi efendim Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra Allah-u Teala, malum haliniz, Havva annemizi kendisine eş olarak yarattı. Adem Aleyhisselam'la Havva anamızın Allah-u Teala nikahlarını kıydı ve evlendiler. Efendim Havva annemiz 20 kere İkiz doğum yaptı efendim. 20 kere. İlk çocuk, her batında bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu dünyaya getirildi. Her batında ama. 21.sinde tek doğum yaptı. Ona da birazdan temas ederiz.
Şit aleyhisselamdır o. Evet. Çünkü sevgili peygamberimizin aleyhisselam nuru alnında parlardı Adem aleyhisselamın. Ne zaman ki son doğumu 21. doğumunda Şit aleyhisselamı hamile kaldı Havva annemiz, o zaman sevgili peygamberimizin aleyhisselam nuru efendim Havva annemize intikal etti. Havva annemizden de Şit aleyhisselam doğunca, o da peygamberdir. O da peygamber, evet. Efendim Şit aleyhisselam doğunca Şit aleyhisselamın alnında parlamaya başladı. Nur onun alnına intikal etti. 20 tane doğumu ikiz yaptı Hazreti Havva annemiz. Efendim fakat Adem aleyhisselamın dininde şöyle bir kaide vardı. Allahu Teala böyle bir kaideyi Adem Aleyhisselam'a da suhuf indi biliyorsunuz. Evet. Efendim 104 tane kitap inmiştir. Hakk'ın 104 kitabı ki nebiler üzere inmiştir. Kütüptür anların dördü. Yüzü suhuf Kelamullah. Erzurumlu İbrahim Hak Hazretleri'nin evet. Ehl-i Sünnet Kasidesi isimli kasidesinin bir beytidir beyti. Bu. 104 tane kitap. İşte Adem Aleyhisselam'a inen suhufta efendim bir kural var, bir kaide var, bir sınır var. Her batında bir erkek bir kız doğuyor ya, birinci batında doğan erkekle ikinci batında doğan kız evlenebiliyor. Bu şekilde neslin çoğalmasını Allah-u Teala murad etmiş. Evet. Adem Aleyhisselam'ın dininden sonra efendim diğer peygamber zamanında bu Allah-u Teala kaldırdı. Yasakladı. Ama neslin devamı için bu lazımdı, evet, ve gerektiğiydi. Allah-u Teala bunu böyle emretmiş. Ama aynı batında doğanların birbiriyle evlenmesini yasak etmiş. Gene bir sınırlama var. Sınırlama yani. Var. Tabii. Hudutsuz değil. Tabii. Şimdi Havva annemizin ilk batnında, ilk doğumunda, ilk batında doğan Kabil ile kız kardeşi Eklima idi. İkinci batında ise Habil ile kız kardeşi Lebuda doğdu. Ha. Şimdi Kabil'in kiminle evlenmesi lazım? Lebuda ile evlenmesi, evet, lazım. Çapraz olarak evlenebilecek. Evet, Lebuda ile evlenmesi lazım. Fakat Eklima çok güzeldi. Efendim bu kendi batınında doğan kız kardeşi. Evet. Evet, kendi batınında doğan kız kardeşi çok güzeldi. Ben illa onunla evleneceğim diye diretti. Babasına isyan etti. Babasına karşı geldi. Adem Aleyhisselam ona nasihat etti. Dedi ki bak yavrum, efendim Rabbimiz yasaklıyor bunu. Haram diyor, günah diyor. Senin sana helal olacak olan kardeşin Habil'in batnında doğan efendim Lebuda'dır diyor. Yok, illa ben efendim kendi batnımda doğan kızı isterim diye tutturuyor. O zaman Adem Aleyhisselam buyuruyor ki evladım yapma böyle. O zaman her ikiniz de birer kurban takdim edeceksiniz, sunacaksınız Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala hanginizin kurbanını kabul ederse o evlenir Eklima'yla buyuruyor. Ve neticede Habil mesleği çobanlıktı, hayvancılıktı. Habil kendi sürüsüne baktı. En güzel, en besli, en gösterişli koçu hangisi ise o koçu seçti. Allah-u Teala'ya layık olan budur dedi. Yani sürüsünün en iyi koçunu, en güzel koçunu, en güzel gösterişli koçunu seçti. Kurban etmek için. Kurban etmek için. Kabil ise çiftçilik yapardı. Rençberlik derler Anadolu'da, evet, ya. Evet. Çiftçilik yapardı. O da efendim buğday başaklarından en kötülerini seçti. Kıyamadı buğday başaklarını. Efendim bunları deste yaptı, demet yaptı. Efendim hatta o demeti getirirken çok güzel bir buğday başağı vardı. O başağın buğdaylarını da kendisi yedi. Kıyamadı yani. Efendim, ona bile yani bir başak ya, buğdaya bile. Ya efendim sonra Adem Aleyhisselam şu dağa bırakın kurbanlarınızı buyurdu. O dağa bıraktılar koçu ve buğday başağını. Yani efendim Habil koçu bıraktı. Kabil ise buğday başağını bıraktı.
O zamanlar kurbanın kabul olup olmadığı nasıl anlaşılırdı? Allah-u Teala gökten bir ateş indirir. Hangi kurban kabul olmuş ise o kurbana ateş isabet eder ve yakardı. Yok ederdi yani. Böylece o kurbanın kabul olduğu anlaşılırdı. Ve gökten ateş Habil'in takdim ettiği koça isabet etti. Habil'in kurbanı kabul oldu. O zaman Adem Aleyhisselam oğlu Kabil'e dedi ki, bak yavrum, senin kurbanın değil, kardeşim Habil'in efendim kurbanını kabul etti Allah-u Teala. Rabbimiz onu kabul etti. Dolayısıyla senin helalin efendim Habil'le beraber doğan Lebuda'dır dedi. Eklema değildir, onunla evleneceksin. Bu yine itiraz etti efendim ve oradan ayrıldı. Sonra kardeşi Habil'in yanına geldi. Bu Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde 27. ve 31. ayet-i kerimelerde geçiyor. Hatta dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede buyuruluyor mealen. Kabil Habil'e dedi, "Ant olsun ki seni öldüreceğim." Allah Allah, seni öldüreceğim. Efendime söyleyeyim, Habil de dedi ki, bak dedi kardeşim, niye böyle diyorsun ki? Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder. Takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Efendime söyleyeyim, ben de ant ediyorum ki, sen bana öldürmek için elini uzatsan, ben sana hiç karşılık vermeyeceğim, ben sana elimi uzatmayacağım, böylece sen beni öldürürsün. Ama efendim cehenneme benim günahımı da sırtlanmış olarak, yüklenmiş olarak gidersin. Allah-u Teala senin cezanı verir dedi. Yani bu kadar halim ve selim bir kimse Habil efendim. Ve küstü tabii Kabil. Efendim Adem Aleyhisselam malum haliniz Beytullah'ı ilk inşa edendir. Evet. Kabe-i Şerif'i ilk inşa edendir. Beytullah'a, Kabe'ye her sene hacca giderdi, hac etmeye giderdi. Adem Aleyhisselam'ın hacca gittiği bir esnada efendim öldürmeyi kafasına koymuş kardeşi Habil'i, teşebbüs edecek öldürmeye ama o zamana kadar hiç böyle bir hadise vuku bulmamış. Nasıl öldürülür? Bunu bilmiyor Kabil. Neticede Adem Aleyhisselam'ın zamanında oluyor ya bu vaka. Evet. Şeytan insan şekline giriyor. Şeytan insan şekline giriyor. Bir tane kuş tutuyor. Kabil de bunu seyrediyor. Kuşu avucuyla gövdesinden tutuyor. Kafasını bir kayanın üstüne koyuyor. Bir taşın üstüne koyuyor. Eline başka bir taş alıyor. Efendim kuşun kafasına vuruyor. Kuş ölüyor. Şimdi bu şekilde Kabil bir insan nasıl öldürülür? Şeytandan bunu öğrenmiş oldu. Evet. Ve fırsat kollamaya başladı. Habil'i yani kardeşini yakaladı. Efendim bağladı. Kafasını kayanın üstüne yatırdı. Eline bir taş aldı. Taşla kafasına, taş dediğim büyük kaya parçası. Efendim taşla kayayla vurdu. Efendim ve Habil'i şehit etti. Ya ilk insan ölümü de insan öldürme bu şekilde bu şekilde oldu. Fakat efendim bu kardeşi öldü. Allah Allah, ceset meydanda. Bir de cenazesi var tabii. Evet. Ne yapacak bunu? Gömmesi evet. Lazım. Yani bilmiyor ki gömmek filan. Evet. İşte o zaman Allah-u Teala, Habil Aleyhisselam, Allah-u Teala'nın bir şehit kuluydu, bir sevgili kuluydu. Onun cenazesi ortada kalmasın diye Allah-u Teala bir karga gönderdi. O karga başka bir kargayı öldürmüş. Efendim onu gömecek. Hem gagasıyla hem pençesiyle toprağı eşti karga ve öldürdüğü kargayı oraya gömdü. Buradan da gördü Kabil. Kabil. Ha, ne ben yapması de dedi, gerektiğini anladı. Öyle yapabilirim dedi. Efendim hatta Maide suresinde geçiyor.
kardeşimin ölüsünü gömmek için bu karga kadar olmaktan da aciz kaldım diyor Kabil. Efendim ve neticede efendim oraya gömüyor. Gömdükten sonra kız kardeşi, evlenmesi yasak olan kız kardeşi İklima'yı elinden tutup kaçırıyor ve Aden taraflarına gidiyor. Şimdiki Yemen'in güney evet, tarafı. Evet, güneyin tarafı, Aden taraflarına gidiyor. Tefsirlerde bu şekilde yazıyor kitaplarda. O zaman tabii şaşkın, ürkek, kötü bir vaziyette. Yani ben ne yaptım diyor falan. Cinayet işlemiş. Evet, efendim, kötü bir şey. Kardeş katili olmuş. Efendim, şeytan karşısına çıkıyor. İnsan şeklinde yine. Diyor ki, kardeşin diyor, Habil ile kurbanınızı takdim ettiğinizde Allah diyor Habil'in kurbanını niye kabul edip seninkini etmedi biliyor musun diyor. Nereden bileyim diyor Kabil. Çünkü diyor kardeşin diyor Habil gizli gizli ateşe tapardı diyor. Ateşe taptığı için efendim onun kurbanını kabul etti diyor. Ha. Dolayısıyla diyor sen de diyor bir yer yap kendine, burada bir ateş yak, sen de bu ateşe tap, senden olan çocukların da bu ateşe tapsınlar diyor. Ve Kabil şeytandan bunları duyunca kendisine bir yer yapıyor, orada bir ateş yakıyor ki bunun adı Ateşgede'dir. Ateşgede derler evet. Efendim ve yeryüzündeki ilk mecusi yani ateşperest kimdir? Kabil. Ondan sonra Kabil o ateşe Rab diye haşa ilah diye secde etmeye o ateşe tapmaya başlıyor. Yani ateşperestlik de buradan yayılıyor. Tabii Kabil'in çocukları da oldu. O evlenmesi yasak olan İklima'dan efendim, çocukları oldu. Ama bu çocukları hep ateşe taptılar. Azgın, şaşkın bir topluluk oldular. Nuh tufanında Kabil'in çocukları tamamen tufanda boğuldu, yok oldular. Yani Kabil'in nesli kalmadı. Tabii bu kıssada bu kıssadan bazı hisseler ortaya çıkar. Evet. Yani hani kıssadan hisse kapmak evet. derler ya. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Allah-u Teala'ya takdim edilecek, Allah için bir hayır yapacaksınız, bir iyilik yapacaksınız, bir güzellik yapacaksınız. Mesela kurban keseceksiniz, kurban vereceksiniz. Ne yapmanız lazım? En güzelini, en iyisini vermen lazım. Çünkü Allah-u Teala zaten nimet vermiş size. Ya, o zaten. O nimetlere şükür olarak evet. siz de layığını sunmalısınız. Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla malın en kötüsünü, en kıymetsizini tasadduk etmek, tasadduk demek sadaka vermek demek. Evet. Dinimizde mekruhtur efendim. Malının en iyisini vereceksin. Hatta misvak diye bir diş fırçalamak için kullanılan bir ağaç vardır. Erak ağacı. Arabistan'da yetişen erak ağacı onun dalından kesilir. Evet. Sevgili peygamberimizin yanında eshab-ı kiramdan birisi vardı. İki tane misvak kesti erak ağacında. Ama birisi biraz eğri gibiydi. Bakın. Birisi düzgün idi. Yani kalem gibi, dümdüz. Evet. Efendim, böyle dümdüz olanını yanındaki arkadaşına verdi sevgili peygamberimiz. Eğri olanını kendisi aldı. Efendimizin de sünnetidir bu. Bu şekilde. Hep böyle evet. yani birisine bir şey vereceği zaman en güzelini, en iyisini, en yenisini, en temizini, en hoşuna gideni verirdi evet. sevgili peygamberimiz. Onun sünnetidir bu. Yani dolayısıyla efendime söyleyeyim bu hisseyi bu kıssadan ne yapmamız lazım? Almamız lazım. Ayrıca ebeveyn anne ve baba demektir. Efendim Hazreti Adem Aleyhisselam Kabil'in hem ebeveyniydi, hem de hocasıydı ya, evet. hem de peygamberiydi. Hem de peygamberi. Ya, hem de peygamberi. Dolayısıyla
ona itaat etmedi ve ona suizan etti. Yani Allah-u Teala böyle emrediyor dedi. Allah-u Teala'nın emrini söyledi, tebliğ etti Hazreti Adem Aleyhisselam. Babasına yok öyle değil, böyle dedi. Allah-u Teala'nın taksimine de razı olmamış oldu aslında. Evet, taksimine razı olmadı. Dolayısıyla bu kıssadan efendim çıkarttığımız hisseler bu. Bir de ilk şeytana uyan işte Kabil. Ya şeytana ilk benzeyen kim oldu? Onun yaptığını yaptı çünkü. Evet. Kabil oldu. Efendim, tabii demin de ifade ettik. Efendim, Habil şehit edilince Hazreti Adem babamız aleyhisselam çok üzüldü. Çok üzüldü. Ciğeri parçalandı. Çünkü Habil'i çok severdi. Zaten öyle halim selim yani şeyden de anlaşılıyor. Anlattığımız kıssadan da anlaşılıyor. Çok üzüldü. İşte 20 batın doğumdan sonra Allahu Teala bir evlat daha ihsan etti. İlk girişte arz etmiştim. Sevgili Peygamberimizin nuru ona intikal etti. O da peygamber olan Şit aleyhisselamdır. Ve Hazreti Nuh aleyhisselam Şit aleyhisselamın evladıdır. Yani evladıdır derken onun neslinden gelmektedir. Dolayısıyla bugün yeryüzünde yaşayan bütün insanların babası Şit aleyhisselam. Babası aslında. Şit aleyhisselamdır ve Nuh aleyhisselamdır. Evet. Çünkü neden? Malum haliniz Kur'an-ı Kerim'de bunlar bildiriliyor. Biz iman ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in her harfine yani bırakın ayet-i kerimelerini onlara iman ettiğimiz gibi topyekun iman ettiğimiz gibi her harfine her kelimesine iman ederiz. Başımızın üstünde taşırız. Başımıza taç yaparız. Kalbimize koyarız biz Kur'an-ı Kerim'i. Amin. Rabbimizin emirleridir onlar. Evet. Efendim Rabbimizin bildirdikleridir. Hepsi şeksiz, şüphesiz doğrudur. Kur'an-ı Kerim okumamız bitince de ne deriz? Sadakallahu'l-azim. Elbette Allahu Teala doğru söyledi. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifini söyleyince ne deriz? Sadaka Resulullah. Yani Resulullah muhakkak doğru söyledi. Bizim imanımız böyledir. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz yüzlerce sene kavmine nasihat etti. Efendim 950 sene bir rivayette nasihat etti. Dinlemediler. Çok az insan efendim iman etti. Hatta kendi evlatlarından 4 tane oğlu vardı. Ham, Sam, Yafes, Yam veya Kenan. Kenan. Bazı kaynaklarda Yam diye geçiyor, bazı kaynaklarda Kenan diye geçiyor sonuncusu. Bu sonuncusu iman etmedi işte. Efendim ve Allahu Teala'nın emri sadece sana inananları gemine al şeklinde olduğu için o Kenan'ı almadı. Hatta davet etti evvela. Evet, evet. Fakat o inanmadı. Ben dedi yüksek yerlere çıkar kurtulurum dedi. Bir dalga aldı götürdü onu boğdu. Tufanda boğuldu. Evet. O öteki küçük en son oğluydu. O iman etmedi öyle boğuldu gitti. Bütün insanlar efendim, gemiye de çok az Nuh Aleyhisselam'a inanan vardı. 3-5 kişi onlar bindiler. Onların nesilleri olmadı. Bütün şu anki insanlar Nuh Aleyhisselam'ın bu 3 oğlundan türemiştir. Mesela efendim Sam'dan Sami ırkı türemiştir. Yani Araplar ve Beni İsrail Sam'dan türemiştir. Evet. Biz Türkler Yafes'ten türemişiz. Yafes'in 10 tane oğlu oldu. En küçüğünün ismini Türk koydu Yafes. Kendisi Ceyhun Nehri'nden geçerken boğuldu. Vefat etti, şehit oldu ama Türk'ü diğer çocuklarına reis, emir tayin etmişti. İşte biz o Türk'ün evlatlarıyız. Tamam, evet. O Türk'ün evlatları. Dolayısıyla bu yeryüzündeki bütün insanlar Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan türemiştir. Nuh Aleyhisselam da Şit Aleyhisselam'dan türemiştir. Şimdi efendim Şit Aleyhisselam'ın alnında nur parlardı ya. Evet. Adem Aleyhisselam onunla vasiyet etti dedi ki evladım dedi bu alnında parlayan nur
ahir zamanda dünyaya gelecek olan, Allah-u Teala'nın Habibi olan, sevgilisi olan Muhammed Aleyhisselam'ın nurudur. Bu nuru muhakkak ve muhakkak sen efendim temiz kimselere havale et, temiz hanımlarla evlen, temiz insanlardan onun nesli gelsin. Asla kötü kimselerle evlenme diye vasiyet etti ve sonra malum haliniz Adem Aleyhisselam vefat etti. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, hani ilk başta dediniz ya kurbanın tarihçesi nedir? Evet. İlk kurban hadisesi Adem Aleyhisselam'ın evlatları Habil ile Kabil'in Allahu Teala'ya sundukları, takdim ettikleri kurbandır. Allahu Teala efendim Habil'in kurbanı olan koçu kabul koçu etmiştir. Kabul. Efendim Kabil'in o cılız efendim başaklarını, demetini, destesini kabul etmemiştir. Efendim ve kabul ettiği kurban da koçtur. Evet. Koçtur. İlk hadise bu. İkinci kurban hadisesi de var malumunuz. İkinci kurban hadisesi de var. Bu ikinci kurban hadisesi de İbrahim peygamberin aleyhisselam oğlu İsmail'i kurban etmesidir. Evet. Efendim o İbrahim aleyhisselamın kıssası mutlaka ki seyircilerimiz geniş bir şekilde dinlemek isteyeceklerdir. Onu isterseniz bir dahaki programa bırakabiliriz. Bu programımızın kalan kısmında bize vakfımızın dini vecibelere göre yerine getirdiği kurban hizmetini biraz detaylandırarak anlatırsanız nasıl vekalet veriliyor ve bağışı hangi süreç takip ediyor ondan bahsedelim. Tabii. Şimdi efendim ilk başta da arz etmiştim. Biz vekalet müessesesine çok dikkat ediyoruz. Hayvanlarımıza da yani vekalet veren vatandaşlarımızın vatandaşlarımız için keseceğimiz kurbanları aldığımız hayvanlarımıza da çok dikkat ediyoruz. Kurbanlık vasıflarına haiz midir, değil midir? Efendim kurbanlık vasfını taşımakta mıdır yoksa taşımamakta mıdır? Bunları seçici bir şekilde, titiz bir şekilde itina ile tespit ediyoruz, bakıyoruz. Ondan sonra biz hayvanları seçiyoruz. Efendim kurbandan önce de satın alma işlemini gerçekleştiriyoruz. Satın alma işlemini gerçekleştirirken efendim 7 kişiye bir hayvan isabet edecek şekilde. Çünkü büyükbaş hayvanlar efendim nasıl kesilir? 7 kişiye kadar kesilir. 7 hisse bir hayvan. 7 hisseye kadar kesilebilir. 7 hisseye kadar. 7'den fazla olmaz. Daha düşük olabilir. Mümkün, evet. Efendim mümkündür. Ama küçükbaş hayvan bir kişi bir tane kesebilir. Bir hissedir. Evet. Bir hayvan bir hisse. Bir başkasını ortak olmaz. Edemezsiniz, olmaz. Küçükbaş hayvanda da bir yaşını doldurmuş olması lazım. Ama orada şöyle bir istisna vardır. Eğer 6 ayını doldurmuş ise ve anasının vasfında ise gösteriş yani, olarak gösteriş olarak boy olarak boz olarak efendim cesamet olarak cesamet yani olarak anası gibi ise o kurban olur. Tabii yurdumuzda efendim deve kesilmiyor. Biz kestiğimiz yerlerde de efendim deve kesmiyoruz. Sığır cinsi hayvan. Ya yani sığır yani sığır kesiyoruz. Yani, evet. Dana kesiyoruz, düve kesiyoruz. Evet. Efendim bu hayvanları seçiyoruz. Efendim koyun, koç da kestiğimiz vaki oluyor. Fakat umumiyetle büyükbaş hayvan kesiyoruz. Tabii oralarda başka hayvanlar da kesiyoruz. Yani şimdi kurban bayramı diye efendim illa vacip olan bayram kurbanını vatandaş veriyor. Ama buna ilave olarak akika var, adak var tabii değil mi? Başka hayvan da verebilir. Şimdi efendim mesela akika nedir? Akika çocuk nimetine karşılık efendim kesilen bir hayvandır. Kesilen efendime söyleyeyim bir kurbandır diyelim. Hayvandır diyelim. Kurban bayramında da kesilebilir evet. Bu. Şükür, şükür için yani değil mi? Çocuk nimetine evet, şükür için. Peygamberimizin evet yaptığı bir şeydir.
Erkek çocuklar için iki tane kestir, kız çocuklar için bir tane kestir. Mesela şimdi size rahmetli babanız acaba kesti mi, kesmedi mi Alper Bey bilemiyorum. Mesela siz şimdi vakfımızı, efendime söyleyeyim, vekalet verebilirsiniz akikanız için. İki tane efendim verebilirsiniz. Evet. Biz de onu bu Kurban Bayramı'nda keseriz efendim. Orada yetimlere, orada efendim fakirlere, Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerine, fakirlere etinden de veririz efendim. Yani onlar çifte bayram yapmış olurlar. Evet. Hem Kurban Bayramı'nı eda etmiş olur o garipler, o kuraba, hem de et yemiş olurlar. Mesela bunu yapabilirsiniz. Evet. Veyahut da efendim mesela ben kendi çocuğumuz için evet, kendi çocuğunuz için kesmemişseniz kesebilirsiniz. Çünkü kazalardan, belalardan akika muhafaza eder. Mutlaka. Mesela babanız rahmeti rahmana gitti. Allah rahmet eylesin. Efendim söyleyeyim, babamın bende hakkı çoktur diyebilirsiniz. Yani sevabı babama olmak üzere ben bir efendim hisseye girmek istiyorum diyebilirsiniz. Vekaleti bize verebilirsiniz. Tamam. Efendim bizi vekil tayin ederseniz biz de o hisseyi keseriz. Efendim fakirlere de dağıtırız. Sevabı da merhum babanızın ruhuna gider. Veyahut da şimdi mesela siz 40-50 yaşına dayandınız. 45-50 yaşına dayandınız. Şimdi bu vakte kadar Allah'a şükür sıhhat ve selamet içerisinde elhamdülillah efendim bu vakte kadar geldiniz. Ya Rabbi işte sen beni bu vakte kadar efendim sana binlerce kere hamd ediyorum. Efendim sağlık içerisinde, sıhhat içerisinde bu yaşa kadar geldim. Ben bunun şükrü olarak bir efendim hayvan kesmek istiyorum deyip bir hisseye girebilirsiniz. Evet. Yani sadece evet. Acip olan kurban evet. için değil, bu evet. saydıklarınız için de evet. hayırseverler, tabii. izleyenlerimiz vekalet verebilirler. Tabii. Vacip olan kurban ama mecbur o. Evet. Vacip, diğer bu diğer saydıklarım mecbur değil. Değil. Yani kesmezse günaha girmez. Ama vacip olan kurban borç. Borç o. Borç. Ha. O yerine getirilmesi onun lazım. Onun muhakkak yerine getirilmesi lazım. Eğer getirmezse günaha girer. Allahu Teala yevmu kıyamette sorar. Der ki efendim sen niye benim emrime vacip olan kurbanını niye kesmedin? Niye itaat etmedin? Evet. Tamam. Tabii. Efendim dolayısıyla bayram kurbanı eğer zenginlik ölçüsüne sahip isen, dinimiz ona nisap diyor. Nisap miktarı evet. Yani 96 gram veya üzerinde altın veyahut da bu değerde paran var ise ne yapacaksın? Kurbanı kesmen lazım. Evet. Üzerine vacip olur. Ya keseceksin ya da vekalet verip. İşte o kesmek demek evet, zaten. Kesin. El vekili kel asil. Vekil asil gibidir. Vekaleti verdi mi o yapmış oluyor evet. bu ibadeti. Öyle değil mi efendim? Aynen. Hukukçu olduğunuz evet. için siz çok daha kolay vekil asil gibidir. Evet. evet efendim. Yani dolayısıyla efendime söyleyeyim bu şekilde ölmüş yakını için akikı kesebilir, adak kesebilir. Efendim bayram kurbanını zaten kesecek. Efendim şöyle arz edeyim ben. Bir hisse bedelimiz yurt dışı için 1590 liradır. 1590 liradır. Vatandaşımız efendim bizim sitemize www.ihlasvakfi.org.tr bu adrese girerekten ne yapabilir? Efendim kurban sekmesini bulur. Ona tıklar, efendim vekaletini verir. Verdikten sonra da 1590 TL'yi banka üzerinden yapılabilir, evet. yatırabilir. Böylece bu vekalet bize ulaşınca otomatik olarak ulaşacaktır zaten. Efendim biz ne yapıyoruz? Bunu kaydediyoruz. Efendim ve bunu bayramda da kesiyoruz. Veyahut da şöyle de yapabilir, telefonla arayabilir. 0212 451 49 çift 0 telefonla arayarak vekaletini verebilir. Verdikten sonra da parayı bankadan gönderebilir. Veyahut da kendisi vakfımızın merkezine gelerek veya yurtlarımıza gelerek elden de verebilir. Ama banka yoluyla vermesi
en sıhhisidir, en doğrusudur. Bu şekilde kurban vekaletini bize ulaştırır. Biz de onun namına, o ne vekaleten kurbanını keseriz ve ihtiyaç sahiplerine efendim rahat bir şekilde, güzel bir şekilde ulaştırırız. Çünkü efendim şöyle, o Çad, Uganda, Somali, Sudan, bu ülkeler, Afganistan da öyle yazın. Evet. Çok sıcak, 50 derece, 50 santigrat derece hava, hava sıcaklığı. Efendime söyleyeyim. Biz burada 35 derece oldu muydu yanıp kavruluyoruz. Şimdi efendim anında dağıtmazsanız. Et de kötü oluyor yani değil mi? Et kötü oluyor değil, zayi oluyor. Zayi oluyor. Böyle kurban, vatandaşın kurbanını toplayıp da oralarda kurban kesmeye gidip de bu organizasyonu yapamadıkları için. Zayi edenler de var. Zayi edip de toprağa gömenler de var. Evet. Alper Bey böyleleri evet. de var. Allah korusun. Ama biz vatandaşımızdan aldığımız vekaleti dinimize uygun bir şekilde kesiyoruz. Hiçbir kısmını zayi etmeden efendim ihtiyaç sahiplerine organizasyonumuz var, ulaştırıyoruz. Çünkü biz orada kendi başımıza yapmıyoruz. Oradaki vakıflar var, bizim partner kuruluşlarımız var. Evet. Oranın partner kuruluşları. Onlarla müştereken bu hizmeti yerine getiriyoruz. Yani dağıtım teşkilatımız var. Anında efendim kurban etlerini yerlerine dağıtıyoruz. Efendim ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bize vekalet veren, efendime söyleyeyim, kurbanını bizim vasıtamızla kesmek isteyen vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Rahat olsun. Mutlaka ki bu çok büyük bir organizasyon. Evet. Bunun altından kalkmak evet. kolay bir iş değil. Evet. İhlas Vakfı gibi profesyonel evet. insanların çalıştığı bir kurum ancak bunun altından kalkabilir. Hiç etleri zayi etmeden ve dini vecibelere uygun olarak. Çok teşekkür ediyoruz efendim. İnşallah gelecek bölümde diğer kalan menkıbeleri ve kıssaları da sizden dinleyeceğiz. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.